Ölsem de kurtulsam dedirttiren Osmanlı'nın 19 işkence yöntemi. Osmanlı döneminde öyle cezalar vardı ki ceza, şölen, ölmek, kurtuluş demekti. 1. Burun deliğinden iplik geçirme. Eşit aralıklarla düğüm atılan yün ipliği mahkumun burnundan sokup ucunu ağzından çıkararak yapılan işkence yöntemi. 2. Hadım etme ve mil çekme. İşkencelerin Kanuni Sultan Süleyman devrinde arttığı Osmanlı'da kızlarını zorla evlendirmek isteyenler, genç oğlan ve kız kaçıranlar, hadım edilerek ailesinin izni olmadan bir erkeğe kaçan kızlara cinsel organları dağlanarak cezalandırılıyordu. Fermanları ve el yazmalarını taklit edenlere yalancı şahitlerin kolları dağlanıyordu. Ev ve harmanları ateşe verenler bir kümese konulup yakılıyordu. Kimileri de gözlerine kızgın demirle mil çekilerek cezalandırılıyordu. 3. Yağlı kementle boğma. Kanı kutsal sayılan hanedan mensupları yay kirişi ile siyasi mahkumların ise yağlı kementle boğulurlardı. Bazen idamdan sonra kurbanın başı şifre denilen gayet keskin bir usturayla gövdesinden ayrılır, kelleleri segne ibret, ibret taşı ile Bab-ı Hümayun'un nişlerine asılıp 3 gün teşhir edilirdi. 4. Çarmıha germe. Osmanlı'da eşkıya ve casuslar anadan doğma soyulur, kolları ve bacakları açık bir şekilde çarmıh üzerine sımsıkı bağlanırdı. Ancak işkence bununla sınırlı kalmaz, omuz başları, butları ve kaba etleri bıçakla oyulur, buralara iri yağ mumları dikilir ve yakılırdı. Çarmıh üzerindeki mahkum bir devenin üzerinde dolaştırılarak teşhir edilirdi. 5. Sandalın arasında bekletme. En az 17 gün can çekiştiren ve eşine az rastlanan bir başka ceza yöntemi de sandal işkencesiydi. Mahkum aynı ölçü ve biçimde iki sandalın arasına başı ve ayakları yanlardan çıkacak biçimde yatırıldıktan sonra zorla yiyecek verilirdi. Kurban yiyecekleri yemeyi reddederse kabul edinceye kadar iğne batırılırdı. İkinci aşamada ise bal ve süt karıştırılıp mahkumun ağzına doldurulur ve yüzüne sıvanırdı. Bu halde güneşin altında kalan, bekletilen ve böceklerin saldırısına maruz kalan mahkum çıldırarak ölürdü. 6. Kazığa oturtma. 3. Selim zamanında sarayın önünde yüksek sesle türkü söyleyenlerden vergisini zamanında ödemeyenlere kadar pek çok kişi kazığa oturtturularak cezalandırıldı. Daha ilk düşman saldırısında askerden kaçanların önce burunları yarılır, sonra anüslerinden girip ağızlarından çıkacak şekilde kazığa oturtturulurlardı. Uygulama esnasında kurbanın ölmemesi esastı. Eğer hemen ölürse cellat da öldürülürdü. 7. Ağaç kavuğunda bekletme. Geniş gövdeli bir çınar ağacının içi bir insanın oturacağı kadar oyulduktan sonra mahkum buraya zincirlenir, acıktıkça da yemek verilirdi. Dışarı çıkmadığı için tuvaletini aynı yere yapmak zorunda kalan mahkum biriken dışkının içinde çürüyerek ölürdü. 8. Keçi derisi veya deve işkembesi kullanma. Tıraş edildikten sonra kafanın üzerine bir parça keçi derisi veya deve işkembesi geçirilen mahkum, kafası açıkta kalacak şekilde toprağa gömülüp günlerce azgın güneşin altında bekletilirdi. Kurudukça baskı yaratan işkembe veya deri, saç tellerinin dışarıya değil içeriye doğru uzamasına sebep olurdu. Mahkum uzun günler içinde acılı bir şekilde hayatına son verirdi. 9. Çengeli asma. Özellikle devlete isyan eden, disiplinsiz, üst düzey kimseler için uygulanan bir ceza yöntemiydi. Saray önünde asılan bir çengele bağlanan ipe asılan suçlu aşağıdaki makara yardımı ile yukarı çekilip çengele yaklaştırılırdı. Şayet hırsız şanslı ise çengel ölümcül bir noktasına temas ettirerek öldürür, değilse günlerce kanı akıtılarak orada asılı bırakılırdı ve acılar içinde ölürdü. 10. Mağaraya doldurularak tütsüleme yapma. Bir veya birden fazla suçlu mağaraya kapatılarak içeri duman salınır, böylece ölmeleri sağlanırdı. 11. Tütün tıkarak boğma. Keyif verici maddelere zafiyetin eziyetsiz kalmadığı 4. Murat döneminde tütün içenler ağızlarına tütün tıkılarak boğuluyordu.
İbret olsun diye de kesilen kelleleri kıraathanelerin, kahvehanelerin önüne atılıyordu. İçki içenler ise kolları ve bacakları bağlanarak denize atılıyordu. 12. Tuzla balçıkta bekletme. İçinde yoğun kaya tuzu bulunan balçık kazanına koyulup kızgın güneş altında bekletilen mahkum belli bir süre sonra aniden balçıktan yukarı çekilip vücuduna mızraklarla vuruluyordu. Eğer eziyet sürecekse suçlu oradan çıkarılıp buz gibi bir dereye atılıyordu. Ani şok kimi zaman mahkumun felç geçirmesine sebep oluyordu. 13. Penis deliğine at kuyruğu veya domuz kılı sokma. 14. Göz kapağı kesmek. Moğol İmparatoru Cengiz Han mezarını hiç kimselerin bulamayacağı bir yere yaptırmak için 2000 kişi görevlendirmiştir. Mezar bittikten sonra ise bu görevlilerin çöle sürüp hepsinin göz kapakları kesilmiştir. Bu görevliler çöle getirilen yüzlerce görevli de başı kesilerek öldürülmüştür. 16. Fareye kemirtme. Mahkum çıplak bir şekilde ortası delik olan bir sandalyeye oturtulur. Sıcak ortamlarda hareketlenen fare çıkacak bir yer bulamadığı için makat deliğinden kemirmeye başlayarak iç organlarına doğru ilerlerdi. 17. Falakaya yatırma. Kıpırdamasını engellemek için uzun bir sopaya bağlanan ayaklara vurularak yapılan bu işkence yöntemine sıklıkla başvurulurdu. 18. Kol bacak kesme, tırnak sökme. İlk defa hırsızlık yapan kişinin sol eli, ikinci defa hırsızlık yapanın sağ ayağı, üçüncü defa hırsızlık yapanın sağ eli, dördüncü defa hırsızlık yapanın sol ayağı kesilirdi. 19. Ve son, kurşun dökme. Kurbanın ağzından aşağı sokulan bir borudan içine kurşun dökülürdü ve kurban acılar içinde ölürdü.